en düzgün adalet sistemini kurmak için yerde gökte çay tarlalarında bile adalet arayan bir reis var. Ve bütün dünyanın yüzyıllardır uyguladığı gerçekten son derece saçma, tutarsız, dengesiz bir ölçü var. Nedir? Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. Saçmalığa bakar mısınız? Hükümetimiz ne yaptı? Özellikle son yıllarda masumiyetini ispatlayana kadar herkes suçludur. Ne kadar mantıklı. Ne kadar doğru ne kadar yerinde. Yok öyle suçlumu ispatlayın o zamana kadar masumum. Nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz senin terörist vatan haini suçlu filan olmadığını ya da olmayacağını ileride? Nereden bileceğiz? Diyelim ki sen suçlu değilsin. Peki senin baban, deden, oğlun, çocuğun, torunun, daha doğmamış torunların masumiyetini ispatlayana kadar herkes suçludur ilkesiyle hareket ediyor. Hükümetimiz ve reisimiz sevgili izleyenler. Her vatandaş, herkes. Siz, biz, ben fark etmez. Masumiyet masumiyetimizi ispatlamakla mükellefiz sevgili izleyenler. Gideceğiz masumiyetimizi ispatlamak için 7 ceddimizin temiz kağıdını çıkaracağız. Yemek yediğimiz lokanta, bindiğimiz dolmuş, dolmuşun şoförü, dolmuştaki diğer yolcular, bindiğimiz uçak, uçaktaki yolcular, beraber top oynadığımız insanlar, aynı takımı tuttuğumuz, aynı formayı giydiğimiz insanlar, ekmek aldığımız fırın, fırının sahibi, fırına un veren, oraya su getiren, tuz satan, fırın küreğini yapan marangoz, bunların hepsini tek tek ince Celleip bakacağız var mı bir şey diye. Sonunda ortaya çıktığında masumiyetimiz oh be diyeceğiz rahatlıca şöyle rahat bir uyku uyuyacağız en azından bir gün. Ertesi sabah belli olmaz kısmet kısmet heyecan iş bitmiyor ve belki de masumiyetimizi ispatlama süreci o yapılacak işlemler bunun içinde bir miktar ücret ödeyerek bir miktar vergi ödeyerek ekonomimizi şahlandırabiliriz neden olmasın?